Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalp damar hastalıkları her yaş grubunda hızla artıyor. Pandemi sürecinde COVID-19'un ve aşının kalp kriziyle olan bağlantısına dikkat çeken Doktor Şeref Ulucan, kalp krizi vakalarının yaş ortalaması pandeminin etkisiyle kısmen aşağı seviyelere inmiş durumda dedi. Merhabalar, ismim Şeref Ulucan. Tekten Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Kalp krizleri 40'lı yaşlardan sonra ileri yaşlara doğru artış göstermekle birlikte özellikle günümüzde pandeminin etkisiyle kısmen yaş daha aşağı seviyelere inmiş bulunmaktadır. Biz acil servislerden de hastalar yatırmış bulunmakta olduğumuz için bunu daha sık olaraktan görmekteyiz. Burada kısmen etkili olan faktör pandeminin yani bu COVID'in kan damarlarında tüm atar damarlar ve toplar damarlarda kısmen de olsa pıhtılaşma yapıcı etkisi olması nedeniyle özellikle sigara içicilerde ve zeminde başka yüksek kolesterol düzeyi bulunanlarda genetik yatkınlığı olan insanlarda daha sık görülmekte ve dolayısıyla da daha alt yaş gruplarında kalp krizine neden olmaktadır. Ayrıca burada aşı ve COVID arasındaki bir ilişkiden de bahsetmek istiyorum. İnsanlar arasında genelde sanki aşı pıhtılaşma yapıp kalp krizlerini meyili artırmaktadır gibi söyleniyor. Ancak çok nadir olarak aşının böyle bir kalp pıhtılaşma yapıp kalp krizi veya diğer kalp krizi dışındaki olaylara neden olduğunu varsaysak dahi COVID olan insanlarda bu oran çok çok daha yüksek seviyelerde olması nedeniyle relatif olarak aşıyı biz burada suçlamamamız lazım kesinlikle. COVID ön planda olması nedeniyle mutlak surette aşımızı yaptırmamız gerekiyor. COVID'e yakalanıp gerek toplar damarlarda gerekse atar damarlarımızda ki o tüm sistemi etkilemekte oluşabilecek olumsuz olaylardan etkilenmemek için.